Arkada biraz akademik gibi gözüken bir kronoloji var ama oraya nereden geleceğimizi önce birazcık anlatmamız lazım. Bakış açısını değiştir, change your perspective. Buradan yola çıkıyoruz. Bakış açısı oluşabilmesi için hepimizin bir zamana, bir döneme ihtiyacı var. Bir bakış açısı, bir yaklaşım oluşacak. Bu ne kadar köklüyse bu bakış açısı, değiştirilmesi de o kadar zor. Ne kadar geçmişe, ne kadar ee, sağlam bir temele dayanıyorsa o kadar zor değişir. Sabah medya şikayetleriyle başladık. Haklı medya şikayetleri. Sonra sözün önemine geldik. Oradan bağlaması iyi bir noktadayız. Çünkü spor medyası belki de sözün, medyanın en fazla yıpratılan alanlarından biri. Ve biz spor medyası deyince hepimiz burada çok iyi biliyoruz ki spor medyasından bahsetmiyoruz. Futbol medyası, futbolun da belirli özellikleri. Ben biraz size bu bakış açısını değiştirebilmek için bunun o kadar da geçmişe olmadığını, bugün yaşadığımız ve şikayet ettiğimiz şeylerin aslında çok da köklü olmadığını göstermeye çalışacağım. Biraz tarihte gezineceğiz, biraz da başlıklarda gezineceğiz. Kabaca aslında şöyle ayırabiliriz. 7 döneme ayırabiliriz Türkiye'de spor basınının geçmişini. Sayfasız dönem dediğimiz dönem 1920'den 1950'ye kadar Türkiye'de gazetelerin spor sayfası yok. Gazeteler için spor ...satan ya da özel bir şey yaratan bir alan değil. Gazeteciliğin önemli bir alanı da değil. Varsa spor, yayınlanıyor. Yoksa ne yapalım? Ama 1950'lerden sonra iş değişiyor. Deniyor ki artık bir spor servisi kuralım. Çünkü spora dair bir toplumsal yönelim var, ilgi var. Bu ilginin gazetelere yansıması lazım. Ve gazeteler spor sayfalarını kuruyorlar. Bu önemli bir nokta çünkü artık özelleşiyorlar, müstakilleşiyorlar. Ve kendi içlerinde bir kültür yaratmaya başlıyorlar... Bu 1950-60 arası dönem aslında doğuşu spor gazeteciliğinin Türkiye'de. Sonra 1960'tan 1975'e kadar olan dönem geliyor. Bu dönem çok kıymetli çünkü spor bakıyorlar ki sattırıyor. Gerçekten sporla ilgili haberler ilgi çekiyor. On binlerce insan hafta sonlarını spora vakfediyor. E böyleyse o zaman spor servislerini güçlendirmek lazım diyorlar ve Rekabet dönemi başlıyor. Dönemin Milliyet Gazetesi, dönemin Tercüman Gazetesi çok köklü, çok iyi gazeteler olarak, e, spor köş, e, spor servisleri olarak öne çıkıyorlar. Ve bu rekabetten bugün çoğunu tanıdığınız, doğayen dediğiniz isimler doğuyor. Ve buna bir de 1975-92 arası renk gelince, renkli, renk gelmesi demek şu renkli gazetecilik dönemi, havalı renkli anlamda değil, bildiğiniz renk geliyor. Gazeteler siyah beyazdan renkli hale geçiyorlar ve spor rengi çok iyi yansıtan bir alan. Şuradan düşünebilirsiniz. Mesela yeni teknolojiler çıktıklarında ilk olarak hemen spor büyük spor müsabakalar öncesi kendilerini tanıtırlar. Olimpiyatlar öncesi biz 4K ekranları görürüz. İşte Dünya Kupası öncesi 3 boyutlu yayınları görürüz. Çünkü spor rengi çok iyi yansıtır. Bir de üzerine renk geliyor ve belki de cennet dönemi diyebileceğimiz 1975-92 arası dönem çıkıyor. Fakat sonra sonra bir şey oluyor. Bu ülke sadece futbol. Hayır, sadece futbol değil, düzeltiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, azıcık Trabzonspor, biraz Bursaspor bunları sevmeye başlıyor. Ve takım sevmeye başlıyor. Gazeteler sayfa sayfa futbola dönüyorlar. Ya ne oldu? Oradan oraya geçerken ne gibi bir kazaya uğradık? Hakikaten böyle bir şey mi? Biraz onları göreceğiz. Neyse ki internet geliyor. Biraz ayar veriyor o dünyaya. Birazcık dengeliyor ama hala bugün bunun mücadelesini yaşıyoruz. Şimdi biraz örneklerle gidelim. Aslında bu dert çok eskiymiş. Yani spor gazeteciliğinden şikayet. Yıl 1932. Başlığımız Spor hadiselerini yazı şeklini değiştirmeliyiz. İmzasız bir yazı Olimpiyat dergisinde. Ama bugünün sorunlarından bahsediyor yazar. Daha 1932'de adeta iddia edilebilir ki spor yazılarımızın muhtelif satırlarının klişeleri yaptırılsa yani örnekleri alınsa her spor hadisesinin ertesi günü ve her defasında bu klişelerin yerleri biraz değiştirilmek suretiyle sıkıntı çekmeden sütunlar doldurulmuş olur. O zaman da aynıymış. Hani hep aynı bunlar ya, hep aynı şeylerden bahsediyor. O zaman da böyle bir şikayet varmış. Demek ki bu bir genel devam eden şikayet. İlk algımızda çatlama burada başlıyor. Şimdi gelelim 1950'lerden bir gazeteye. 58 yılı Milliyet gazetesi. Şimdi Milliyet Gazetesi hem dönemin satan gazetelerinden biri hem de hala sporun amiral gemisi diye bilinen bir gazete. Yani sporun taşıyıcısı. Milliyet Gazetesi böyle bir başlıkla çıkıyor. 4 kardo finalist dün belli oldu. Neymiş o? 13. İstanbul tenis turnuvası. 58 ise 13 çıkarttığımızda 1945 demek. 2. Dünya Savaşı biter bitmez İstanbul'da bir tenis turnuvası başlamış. Onun 13.süne gelmişiz. Ve dört tane yabancının, Contreras, Davidson, Darmon ve Piatrinceli'nin oynadığı çeyrek finalistleri bu kadar vermiş milliyet. Bu tarafta ne var? Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda e, bizimkiler değişmemişler. O zaman da hemen elenmişler. Ama Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda spot yazımız Kirko Uyak dünya rekoru kırmış. Şimdi kocaman gazetenin iki manşeti başka başka sporlar. Hangi gün bugün? Galatasaray Ankara'ya Beşiktaş İzmir'e gidiyormuş. Şimdi böyle bir zamanda böyle bir şey 1980 herhalde tarih öncesi deyip geçebiliriz çünkü 60 sene olmuş. Devam edelim. Hop çok hızlı gittik aman aman aman. Evet. Fotospor şimdi rekabet dönemine geçtik. Renk yavaştan oturuyor gördüğünüz gibi. İstanbullular güreş özlemini gidermişler. Şimdi İstanbulluların bir güreş özlemi olduğunu o zamanlar anlıyoruz. Şimdi özlemiyor hiçbir İstanbul ama kocaman verilmiş. Ama dergimizin en önemli yanı şu. Bu bir dergi ve kapağında bakın kim var. Feriköy Göztepe'yi iki bir yenmiş. Feriköy nereye? Göztepe o zaman çok iyiydi tamam. Ama nasıl yani kapakta nasıl böyle bir şey olur? Hani Fener Galatasaray? Şaşırmaya devam edelim. 1960-75 o işte artık içeri, içeriğin çok güçlü olduğu dönemlerde bakın Milliyet gazetesi 68 olimpiyat oyunlarının sayfasını yapmış. Şuradaki grafiğin güzelliğine bakın. Bir imza, bir, burada bir e, boks haberi e, ve başlığa bir dönelim şimdi. 97 kilo dünya şampiyonu Rus Lomit ise ayı eze eze yeneceğim demiş. Bizim Türk'ü eze eze yenecekmiş. Bunlar da manşete taşımışlar. Bugün olsa bayağı büyük bir tepki görür. Nasıl yani yabancı birisi geliyor sizin milli atletinizi eze eze yenecek. Siz de bunu utanmadan manşete taşıyorsunuz. Ama gazetecilik bu. Adam onu demiş. O da önemli biri. Ve bu olimpiyatların açılış gününe size kapak olmuş. Bu bize Türkiye gibi gelmiyor. Peki hangi günmüş bugün? Beşiktaş Bursa Spor önündeymiş. Devam edelim. Hala tarihte gezinelim. 1970 yılından deminki Fotospor gazetesinin iç sayfaları. Maçlara ne kadar yer veriyorlar? Bugün kafayı çok taktığımız bir şey işte. Şampiyon olan takım eğer Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş değilse şu kadar yer alır falan filan. SS'ler Fenerbahçe'nin fiyakasını bozmuş. Bir kere başlığı böyle atın bakalım ne oluyor bugün. Ee, ve sayfa, bir tam sayfa bir de üçte bir sütunu almışlar. Öbür taraf Galatasaray günah çıkartmış tam sayfa. Tamam bu bugüne benziyor işte. Ne güzel. Ama aynı derginin aynı sayısının devam sayfaları şu. Vefa, Mersin'i geçiyor. Bursa, İstanbul'la oynuyor. Altay, Samsun'la. Aynı büyüklükte. E çünkü o gün o, o maçlar da varmış. E bugün bu maçlar gene var ama artık yoklar medyada yeri. Anlaşılmaz bir dönem gibi yaklaşıyoruz. Korku içinde yaklaşıyorum. Çünkü bakış açımız oluşması için en azından bir kökümüzün olması lazım. Bir kültürümüzün olması lazım. Hep böyleydik diyoruz ya biz Türkiye'de futbol zaten falan. Yani hani bayağı yaklaştık. Tehlike var. Renk geldi. Arka sayfadaki renklenmeye bakın. 1988 Seul Olimpiyatları açılıyor. Naiflik şurada. Sevgi spor rekor. Kimseyi yeni bezmiyoruz henüz. Daha ve Naim Süleymanoğlu yani Türk spor tarihinin en önemli olimpik figürü orada ve bizim için en büyük manşet. Ama burada Bencjansın da var. Ben Bencjansın kim? O zamanın Hüseyin Boldu ama dopinglisi. Ee, o, ve o yarışı büyük bir başarıyla kazanan bir insan. Maç şeyde karşılaşma öncesi bilmiyoruz tabii yarışta koşulmamış. O yüzden en büyük atlet gitmiş, ona ulaşmış milliyet. Bir sürü imza var. Acayip bir sayfa. En gürültülü sabah diye baş yazar Kahraman Babçum'u göndermişler ta Seul'e. Ve tamamen olimpik bir sayfa. Şimdi bu burayı birazdan bir daha göreceğiz. Bu bir tık geri geldim. 1983'e döndüm çünkü bir simgesel önemi var. Birazdan göreceksiniz. Bu da birinci Dünya Atletizm Şampiyonası'nın başladığı gün. Dünya Atletizm Şampiyonası geç başlayan bir organizasyon. İlki için Milliyet Gazetesi açılış sayfası yapmış. Burası mantıken ne olması lazım? Şu gördüğümüz görüntüler Türkiye ile ilgili bir şeyler olması lazım. Değil. Amerikan takımı. Amerikan e, kampına girmiş Türkler. Ve oradaki en büyük atletlerle konuşmuşlar. İşte Carl Lewis var burada. Takımın tamamı var. Amerika atletizm ordusu. İhsan Topaloğlu yapmış bugün Fenerbahçe TV'nin başındaki insandır. Peki bu hangi günmüş arkadaşlar? Fenerbahçe İzmir'de, Beşiktaş Şeker ile kazandığı bir günde, Trabzon Sarıyer'i yendiği bir günde. Ligde 3 tane maç var. 4 şampiyon takımın, 5 şampiyonun, dördünün, daha doğrusu 3'ünün maçının olduğu gün. Ve böyle bir günde biz Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Amerika'ya bakıyoruz. Allah Allah. Sonra birden bu olmuş. Şimdi tarihlere bir daha bakalım. 88'deyiz. 90'ların ortasındayız. 98'deyiz. Sonundayız. 10 yıl. 10 yılda bakış açımız mı oldu artık birden bu? Ne olmuş biliyor musunuz? Türkiye Galatasaray ile maç yapacak. O zaman İtalya ile bir gerginlik var. Gerginlik nedeniyle Juventus demiş ki ben gelmeyeceğim. Başka yere alınsın maç. Bu da bunu konuşmayı konuşmayı düşünmüş. Kararı bağlayacaklar. Şerefsiz olmuşlar. Şu maç iki Allah'a ertelendi deniyor. Sadece maç ertelenmiş. Başka yere alınma değil. Peki bu şerefsizler için biz ne yapmışız? Telefon ve faks numaralarını vermişiz. Arayın. <laughs> Tepkinizi gösterin. Kim almış bu kararı? UEFA Başkanı Dallama. <laughs> dalema, Dallama. Bu Dalema da İtalyan Başbakanı. Şimdi bu nasıl, ne zaman, ne zaman geldik biz? Ne oldu bize? Niye böyle bir şey oldu? Daha devam edelim. Burada kalsak iyi. Hayda. <laughs> 93. Yani deminki ki 88 olimpiyatlarıyla 5 yıl var arasında. 93 yılı. O çocukları diye gazete başlığı atmışız o çocuklara kim niye Galatasaray Manchester United maçından sonra Manchester United olaylar nedeniyle maçı iptalini istemiş. Bunun üzerine de onların olduğu şey bu olmuş. Türk polisi futbolcularımızı dövdü diye maçın tekrarına başvuranlara verilen başlık bu. Şimdi bir başlık daha var. Bu onlar kadar komik değil ama bizim yakın tarihimizin en karanlık başlığı. 20 yılda 20 nefret suçunu inceleyen bir çalışmanın içinde bulunmuştum. Bu nefret suçları içinde işte her türlü nefret suçu vardı. Kapağı bunu yaptık. Çünkü bunun gibisi yoktu. Galatasaray Leeds United maçı öncesi Taksim'in göbeğinde öldürülen iki Leeds United taraftarının ardından o maç oynandı. Ve bu gazetemiz başlık olarak kendine bunu uygun gördü. Sokakta asfalt öptürdük bu ölen İngiliz taraftar. Maçta da çimi. Şimdi bu hale ancak ve ancak müdahaleyle gelirsiniz. Bu hale kültürümüz bu diye gelemezsiniz. Bakın ne olmuş. 2008 olimpiyatları az evvel 88'i görmüştük. 20 yılda. 20 yılda olimpiyatı bırak Süper Lig'e baka dönmüşüz. Olimpiyat oyunları devam ediyor. Hangi dönemde biliyor musunuz? Elvan tarihimizin tek altını alım, almış. Gerçi geri alındı o da ama. O, ya, ilk altını tek değil. Tek, i̇lk altınını almış. Aferin bir de iki feyle yazılmış. Yani enseye de bir vursalar tam olacak. Ama boş ver sen onu bırak Süper Lig'e bak. Çünkü Süper Lig başlıyor. Şimdi bu noktaya gel gelebilmek için ve tabii ki bu noktaya da gelebilmek için. Bakın bu adı ismiyle müsemma olan gazetemiz. Fenerbahçe Galatasaray sahaya çıkacak. Kıyamet kopacak diye başlık atıyor. Kıyamet niye kopuyor? Daha çıkmamışlar. Daha oyna henüz bir kıyamet belirtisi yok. Hem de e, iki takım teknik direktör arasında geçmiş olsun SMS'leri falan atılmış. Stadı bölmüşler bakın kıyamete. Yollar dağılmış. Şimdi ertesi gün olay çıktığında da böyle saçmalık olur mu diye gazete atacağız, izleyeceğiz. Nasıl böyle saçmalık olmaz? Ne oluyor? Niye bu durumdayız? Önce kafamızda şunu düşünelim. Biz hep böyle miydik? Hani deminden bir gazete başlıkları öyle de. demin şeyi gösterdik ya gazete başlıkları daha iyi spor sevgi rekor. Hani eskiler anlatır biz kravatlarla giderdik maça. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Çünkü bakın. Yıl 1924. Maç, maçla ilgili ne olmuş? Bakın Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası. Yani birinin kurulalı 17, diğerinin kurulalı 19 sene olmuş. Hakem Fenerbahçe penaltı vermiş. Taraftar sahaya dolmuş. Mıntıka Jandarması oyunu tatil etmiş. Fenerbahçe aleyhine penaltıyla maçı yarım dakikasının oynanmasına karar verilmiş. O zamanın federasyonundan Fenerbahçe dinlemeyip ayrılmış. Ve önümüzdeki sene lige katılmayacağını beyan etmiş. Yani bugünlerden bir başkan izlenimi değil mi bu biraz? Hani böyle bir öfke. Ne oldu bir, bir anda geri bugüne mi döndük? Daha beter. Tekmeli futbolun nasıl önüne geçilir? Futbol sahalarında şiddetin önüne nasıl geçilebilir? Başlıkları atılmış. 1938'de Beşiktaş Harbiye maçından sonra Harbiye'nin yöneticiler Eyüp'ün golü 50 attığını hakemler dışında herkesin gördüğünü açıklamış. Bugüne kadar hakemler hakkında hiç konuşmayan Eyüp sporlarda konuşmuş. Hakem öldürmüşüz ya. Döverek hakem öldürmüş bu ülke. Şimdi e, ee, o zaman bu hep varmış ama gazeteler başka türlüymüş. Demek ki gazetelerin bir etik ilkeleri varmış. Demek ki gazetelerin bir yaklaşımı varmış. Gazetecilik prensipleri varmış. Spor kültüründen beslenmeyi bir misyon edinmişler. O misyon edindikleri dönemde doğruları gösterme. Bunları da gösteriyorlar tabii. Ama doğrulara yönlendirmişler. Provoke etmemişler. Tahrik etmemişler. Demek ki geçmişi de olan bir şeyden bahsediyoruz. Bakın geçmişte de bunları görüyorduk biz. O zamanın Lebron James'i Abdülcabbar Efes'ten 470 milyon lira istemiş. Türkiye'ye gelir misin demiş. Evet demiş falan. Olacak iş değil. Zaten spotta anlaşılıyor. Efes'in New Mexico Üniversitesi'nden transfer ettiği iki onluk Henderson yarın İstanbul'a geliyor. Cabbar nerede? Yok o işte burada. Bu kadar. Bakın deminki bir daha kullanacağız dediğimiz şey. Yıl 83, yıl 2001. 18 sene sonra Dünya Atletizm Şampiyonası'nın gene birinci günündeyiz. Bakın birincisi buydu. 18.sinin Milliyet Gazetesi'ndeki yeri burası. Lig yok, maç yok, hiçbir şey yok. Ve şurada Daumsa, daha büyük. Daum'un arabası olmuş yeni bir. O daha büyük bir haber. Burada şuna gelmemiz lazım. Arada bir şey kırılmış. Ne kırılmış? Ben size biraz ondan da bahsedeyim. 1990'larda medya, Bağbali'den, Cağaloğlu'ndan, ee, i̇ki iki telliye taşınırken bir karar aldı patronlar. Zaten biliyorsunuz medya patronlarının çok ciddi bir bölümü artık sadece medyadan para kazanmıyorlar. Medya onların bir tür iş sponsoru, iş alabilme sponsoru. Ve mümkün olduğunca ucuza gelmesinde fayda olan bir şey artık gazetecilik. E nasıl ucuza getirtebilirim? Provokasyon gayet güzel malzeme, sattırır. Yalan haber, sattırır. Şimdi ben ayrıntılı iyi bir haber almak istersem sizin çoğunuzun olduğu gibi iyi yetişmiş insanlara ulaşmam lazım. Dil bilmesi lazım. İyi takip etmesi lazım dünyayı, Türkiye'yi. E Bunları asgari ücrete çalıştıramam. Bunları asgari ücretle çalıştıramazsam ben öbür yolu tercih edeyim. Yani 90'larda bir karar alınmış. Bu karar daha ucuz, daha kolay, daha e, gazetecilik ilkelerinden uzak bir gazeteciliğin onlar için daha verimli olacağı tespitinden yola çıkarak yeni bir gazetecilik kültürü yaratılmış. Ve bunu bize şöyle e, yutturuyorlar. Türkiye'de futboldan başka spora yer yok. E varmış. Gördük. Milliyetçi gaz önemlidir. Ayı eze eze yeneceğim diyor adam ya birinci günde. Bizim en iyi sporcumuzu eze eze yenecekmiş. Niye o gaz önemli olsun? Spor önemli. Türkiye bunu istiyor. Nereden çıkarıyorsunuz? Türkiye bunu istemiyor. Rakamlar da bunu göstermiyor. En son olimpiyat oyunlarının reytinglerde 49 kere ilk yüze girdiğini biliyor musunuz mesela? 49 kere. Judo müsabakası bile reytinglerde ilk yüze girmiş durumda. Çünkü canlı müsabaka çeker. Yerli atlet var çeker. Türkiye bunu istiyor. Nereden çıkarıyorsunuz? Kamplaşma bizim gerçeğimiz. Kamplaşma sizin gerçeğiniz. Gösteriyorsunuz zaten. Herkes yapıyor. Hep beraber zaten bu yola girmişsiniz. Herkes buraya dönmüş. Düzen böyle. Vallahi 20 senede düzen kurulmaz. Kaliteli iş satmaz. Sokates diye bir dergi var duymuşsunuzdur. Sokrates dergisi %50'den fazla futbola yer vermiyor. Türkiye'nin en çok satan spor dergisi. E satıyormuş da işte. Demek ki sizin bakış açınızı bize bir kültürmüş, bir gerçeklikmiş, bir gazetecilik diye yutturmaya hakkınız yok. Bu durumda ben de bir gazeteci olarak bunları patronlara söylüyorum diyorlarsa tabii burada. Ama bunu ve gazetecilik yöneticilerine söylüyorum. Bölüm yöneticilerine. Demek ki bu başka türlü de yapılabilir. O yüzden bizim bakış açısını değiştirmeyi en kolay sağlayacağımız bölümlerden birindeyiz. Çünkü aslında oturmuş bir kültürü önce heba etmişiz ve onu şimdi gerçeklik gibi gösteriyoruz. Bunu değiştirebilmenin de tek yolu var, talep etmek. Eğer sizler bunu talep ederseniz, bu sesi daha fazla çoğaltırsanız, hani o meşhur programları değil de öbür programları daha çok izlerseniz ki o meşhur programların da hiçbiri en çok seyredilen 100 program arasında girmiyor ama sadece lafı fazlasıyla dolanıyor ortalıkta özellikle sosyal medyada. Onlara uzak durursanız başka bir dünyayı mümkün kılabiliriz. Bakış açımızı değiştirebiliriz. Çok teşekkür ederim.